Merhaba arkadaşlar, Pokemon Ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Evet, bir seri daha sonuçlandırmanın, sona erdirmenin üzüntüsünü yaşıyoruz, keyfini yaşıyoruz. Evet, Pokemon Twilight Wings bitti arkadaşlar. 7 bölümlük bir eğlenceydi, 7 bölümlük bir serüvendi ve 7. bölümünün bir hafta, 2 hafta önce yayınlanmasıyla, tam ne zaman yayınlandığını unuttum şu an, 10 gün falan oldu galiba. Sona erdi. Biz de son bölümü tabii ki inceleyeceğiz, diğer bölümleri incelediğimiz gibi. Ve bu seriye de ufaktan şöyle bir veda konuşması da yapacağım. Twilight Wings neydi arkadaşlar? Pokemon Sword Shield oyunları yayınlandıktan sonra tamamen oyunun reklamı için, buranın altını çiziyorum, anime ile hiçbir alakası yok, tamamen oyunun reklamı için yapılmış olan yan bir anime serisiydi. 7 bölüm sürecekti ve her ay 1 bölüm şeklinde tasarlanmıştı ve 7 ay boyunca da sürmüş oldu arkadaşlar. İlginç bir maceraydı. Her bölümü bize gerçekten güzel şeyler yaşattı. Yani bu bölümü de kötüydü dediğimiz pek bir bölümünü hatırlamıyorum. Çok kısa bölümlerdi. 5-6 dakika sürdü. Son bölüm biraz uzundu galiba. 9 dakika falandı. Ama tadı damağımızda kaldı. Aynı Pokemon Generations diye bir seri vardı hatırlarsanız. Her bölümü 5 dakika süren. O da böyle bir parmak bal çalıyordu bize. Çekip gidiyordu her bölüm. Aynı o da böyle, bu da öyle oldu arkadaşlar. Ama sonuç olarak böyle tasarlandı ve sonuçlandırıldı. Bununla ilgili videonun sonunda bir açıklama yapacağım. Sonradan çıkan bir haber var arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim. Videonun sonunu izlemeyi unutmayın o yüzden. Derseniz bölümle başlayalım. Sky ismindeki final bölümünde aslında biz baştan beri anlatılan hikayenin finalini görüyoruz. İşte şu an ekranda da gördüğünüz üzere John ismindeki hastanede yatan küçük bir çocuğun, artık yaşını tam bilmiyorum, 10 civarındadır. En büyük hayalinin, yani nedir en büyük hayali? Dante, yani bizim Leo'nun bir maçını izlemek, o stadyumda o ortamı teneffüs etmekti. Hayali buydu ve ilk bölümden son bölüm aslında biz bu hayal üzerinden de gitmiş olduk biraz. Son bölümde bu hayalin gerçekleştiğini görüyoruz. İşte çocuğumuz bir davetiye alıyor. Rose'dan alıyordu galiba bu davetiyeyi. Ters R vardı çünkü mühürde. Rose'dan aldığı davetiye ile Twilight Wings'in ana karakteri diyelim, Corviknight'la taksi şoförüne, Galar Taksi'nin şoförüne, Galar Taksi'ye atlayıp yola çıkıyor ve yolda bir dağ başında Leon'la karşılaşıyor. Leon da yolunu kaybetmiş, stadyuma gidemiyordu. Charizard'ı da yormak istememişti maça çıkacak diye. Oradan Corviknight'ın sırtına binerek Leon'la birlikte John'un stadyuma yolculuğunu görüyoruz. John'un artık yani hayalinden ötesinin gerçekleştiğini görüyoruz. Buradaki en kilit olaylardan biri arkadaşlar, ki bence güzel, yani genç arkadaşlara çok güzel ders verecek noktasından biri de Leon'un stadyuma geldikten sonra çocuğa dönüp senin aslında hedefin, hayalin burada bulunmak değil, daha fazlası, sen aslında bir Pokemon eğitmeni olmak istiyorsun demesi anı. Burası gerçekten çok güzeldi bence. Yani hayallerimizin farkında olmalıyız. Belki daha fazlasını hayal ediyor da olabiliriz. Ve bu hayalleri gerçekleştirmek için de her şeyi yapmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü ben hayatım boyunca elimden geldiği kadarıyla hayallerimi gerçekleştirmeye çalıştım arkadaşlar. İşte şu anki mesleğim bir hayalimdi. Öğretmen olmayı hep istedim. O hayalime bir şekilde ulaştım. Okumak istediğim üniversiteyi kazanmak için çok çabaladım, hayalledim. O da oldu. Yani onu da yaptım. Onu da kazandım. Sonra atanmak için de atanıp yaşayacağım şehri seçmek için gene bir hayalim vardı. Onu da gerçekleştirme fırsatım oldu. Tabii çok emek sarf ettim bunlara ulaşmak için. Yani hayatımda hayalleyip ulaşabildiğim pek çok şey var. Tabii ulaşamadıklarım da var. O ayrı. Mesela şu anki hayalimde o kitabı çıkarmak, romanımı çıkarmak. Bu da bir hayalim. Hayalim için çalışıyorum. Siz de mutlaka hayal kurun ve hayalleriniz için mücadele edin arkadaşlar. Hayatın yoksa gerçekten zevki çıkmaz diye düşünüyorum ben. Bu şekilde Pokemon Twilight Wings'i tamamladık arkadaşlar. Çok güzel bir bölümle tamamladık. Ben çok beğendim son bölüm özellikle. Keşke insan yarım saat, bir saat olsa da izlesek dedirtiyor gerçekten. Özellikle mesela Leon'la Ryan'ın maçını böyle detaylı izlemek isterdim. Çok güzel görüntüler vardı ama maalesef işte böyleymiş bu da. Evet, geride bıraktık ama güzel bir seri olarak hatırlayacağız. Pardon.
Bu önemli gerçekten. Güzel bir seri olarak hatırlayacağız. Umarım normal anime serisindeki gerçekten güzel gidiyor. Bize bu tadı yine bırakır. Burada sezonu tamamlarken, bu seriyi tamamlarken serinin Türkçe altyazısını yapan arkadaş Haikurama. Yanlış okumuyorum umarım. Haikurama isimli arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bölümlerin Türkçesini, Türkçe altyazısını o hazırladı. Linkini açıklamalar kısmında göreceksiniz. haikurema.substblogspot.com.tr adresinden onu da ziyaret edebilirsiniz. Bir teşekkür sunabilirsiniz kendisine. İki tane şey söyleyeceğim bu serinin bitimi ile alakalı. Birincisi arkadaşlar, ben bölümleri izlerken aslında çat pat farkına varmıştım ama son bölümle birlikte bayağı böyle göstermiş oldular. Bu seri arkadaşlar bizim Sword Shield oyunlarına başladığımız anın tam öncesini anlatıyormuş. Yani nasıl biz Sword Shield oyunlarına başlarken nasıl başlıyoruz? Rose stadyuma çıkıp bir konuşma yapıyor, hoş geldiniz falan fişman diye. Sonra Leon'la Ryan'ın maç yaptığını görüyoruz. Hatırlıyor musunuz Sword Shield'ın oyunun girişini? Bunu animede gördük, bu bölümde gördük. Yani biz bugüne kadar Twilight Wings'te izlediğimiz olaylar oyunun başlangıç anının hemen öncesinde yaşananlarmış. Zaten mesela Rose'un planları ile ilgili ufak tefek burada göndermeler yapıldı ama biz detayları oyunun içerisinde öğreniyoruz mesela. O yüzden de çok güzel bağlanmıştı yani. Oyunun hemen öncesindeki olayların anlatılması çok iyiydi bence. Evet, ikinci söyleyeceğim şey ise arkadaşlar, bölümün sonunda ufak bir şey var, gönderme var. Zaten bu dediğimle alakalı o da. Şu sahne dikkat ettiyseniz, bu sahnede yukarıda arkadaşlar oyundaki karakterlerimizi görüyorsunuz. Yani buradan da anlayın ki bu sahnede artık oyun başlamış. Karakterimiz yolculuğa çıkmış, onu da göstermiş oldu. Yani ilk söylediğimi destekleyen bir açıklamaydı, bir sahneydi. Son olarak söyleyeceğim şey ise bu seriyle alakalı. Serinin yapımcısı arkadaşlar, seri bittikten sonra bir tweet attı ve dedi ki ben John'un ve yanındaki arkadaşının macerasına devam etmek istiyorum. Yeni bir Pokemon serisi yapmak istiyorum dedi. Çok güzel olur. Eğer bu kafada, yani biraz daha süresi uzun olacak şekilde tabii ki yapılırsa keyifle izleriz, keyifle inceleriz. Bence gerçekten güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada elimdeki ne diye sorarsanız, Simge'nin şeyi, trompetinin şeyi elimde kalmış. Evet, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Twilight Wings dediğim gibi güzel bir seriydi. Güzel anılarla, güzel duygularla geride bırakıyoruz. Üzüldük ama bitmesine tabii ki. Keşke daha çok devam etseydi diye düşünüyorum. Evet, sizin de söyleyecekleriniz mutlaka vardır bu seriyle alakalı. Umarım gelecek serilerde, yani hem yapımcının yeni yaptığı seride hem normal anime serisinde hem de bu şekilde yan anime serileriyle güzel anlar yaşarız yine Pokemon serisinde diyorum arkadaşlar. Bu seride benimle birlikte olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Şu ana kadar incelemeleri izlediyseniz burada son veriyorum artık. Kanalımıza ücretli destek olabilirsiniz, abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza ücretli destek olan arkadaşların ismini öğrendikten sonra videoma son veriyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.